Herkese merhabalar. Bugünkü konum dua ile ilgili olacak. Dua mekanizması. Bana internetten ve DM'den, daha doğrusu sosyal medyadan çok fazla soru geliyor. Bilgi Hanım, dua mekanizması nedir? Nasıl dua etmeliyiz? Ben tabii ki bir din görevlisi değilim, hoca da değilim ama bildiklerim var ve bunları sizlere paylaşmayı ve aktarmayı misyon edindim. O yüzden de paylaşmak istiyorum. Cep telefonunuzu düşünün. Cep telefonunuzla internete bağlanmak için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Wi-Fi şifresi neyse onu giriyorsunuz ve internete bağlanıyorsunuz. Yani internete bağlandıktan sonra da bilgiler tık 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 sizin ekranınıza düşüyor. Değil mi? Ne isterseniz bunu araştırabiliyorsunuz. Peki sen Allah'a nasıl bağlanıyorsun? Bunu hiç düşündün mü? Sen yanlış dua edersen, yanlış kelime kullanırsan, kelime demek Arapça'da yara izi demek. Bunu da yine okumuş olduğum bir bilgiden size aktarıyorum. Sen yanlış kelimelerine dua ediyorsun, ondan sonra diyorsun ki dua ettim de olmadı. Bu değil. Öncelikle şifreni bulacaksın. Yani doğru kelimeleri kullanacaksın. İsteğinde net olacaksın. Neyse o, olumsuz kelime kullanmayacaksın. Ve şifreni doğru gireceksin. Nasıl ki cep telefonundan Wi-Fi'ya şifreyi doğru giriyorsan, Allah'la konuştuğun zaman da kelimelerini doğru seçeceksin ve inanacaksın. Şöyle düşün, Wi-Fi şifresini gittiniz bir restoranda istediniz. Garson size verdi. O şifrenin doğru olmadığını düşünmüyorsunuz değil mi? Hani garson bu biliyordur, doğrudur. O eminlikle tık 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 şifreyi giriyorsunuz ve bağlanıyorsunuz. Seni yaratandan dua, yani istek, arzunu dile getiriyorsun fakat inanmıyorsun. İnanmamak. İnanmazsan nasıl olabilir ki? Senin ekranına, senin hayatına bu bilgiler nasıl düşer? İnanmamak. Diyeceksiniz ki Bilge Hanım, siz çok inanarak mı ediyorsunuz? Bir de tabii burada biz bir zihnimiz var, ruhumuz var, bedenimiz var ve bilinçaltı amigdalamız var. Tabii ki her insanın istemiş olduğu şeylerin hayatına girmesi zor. Çünkü neden? Bazen insanlar bilinçaltı tarafından yönetildiği için blokaja uğrarlar. Bu da nedir? İnanmamak. Yani ne yapıyoruz? Telefon gibi düşünüyoruz kendimizi. Wi-Fi ağı için şifreyi istiyoruz ya. Biz de bir telefonuz. Allah'ımıza bağlanıyoruz. Doğru kelimeleri kullanıyoruz. O şifrenin doğru olduğuna emin oluyoruz. İnanıyoruz. İnanarak dua ediyoruz ve sonra olmadı, olacak mı? Olmadı, olacak mı? Olmadı. Böyle yaparız ya. Zihin böyledir çünkü. Zihinden günde kaç tane kelimeler geçiyor. Oldu mu, olmadı mı, olacak mı, öyle mi, böyle. Bunlar vesvese. Kimi vesvese der, kimi cinlerin fısıltıları der, kimi zihnin sesi der, kimi bilinçaltı der. Ne bilir ya, bilgiler var. Hani bunları da biliyoruz ama sonrasında konuşuruz. Ama ne yapıyoruz? Allah'ımıza bağlanırken inanarak bağlanıyoruz. Her şeyin başı inanmak. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Kendinize inanacağınız bir gün diliyorum bundan sonra.